Ne habersiniz canlar? Bu videomuzda Asus'un Tough Gaming VG249 Q3R adlı 23.8 yani 24 inçlik fast IPS bir monitörünü inceleyeceğiz. Ben de kendim şu anda kullandığım bilgisayarda Asus'un yine Tough serisinden 27 inçlik bir monitör kullanıyorum. Bu seriye bayağı hakimim. Güzel bir monitör. Hadi başlayalım. Bu monitörün hedef kitlesinde fiyat performans arayan, IPS ekran arayan ve yüksek ekran tazeleme hızı arayan oyuncular var. 180 Hz yenileme hızı ve 1 milisaniye saniye griden griye tepki süresi sunarak özellikle FPS ve yarış oyunlarında hızlı tepkiler vermek isteyen oyunculara hitap ediyor. Fast IPS panel teknolojisiyle desteklenen bu monitör hızlı sahnelerde netliği koruyabiliyor ve bulanıklığı en aza indirmeyi amaçlıyor. Ve renk kalitesi arayan oyuncular için de %100 sRGB renk gamıyla destekleniyor. Canlı doğru renkler sunmayı hedefliyor monitörün 180 Hz yenileme hızının olması oyun içindeki hareketlerin çok daha akıcı ve kesintisiz görünmesini sağlıyor özellikle hızlı tempolu oyunlar ki bu video için ben Call of Duty Black Ops 6'yı zaten ana oyun olarak seçtim benim de şu anda oynadığım rekabetçi oyunu nasıl bir avantaj olduğuna kendim baktım daha düşük yenileme hızına sahip monitörlere kıyasla daha akıcı ve gecikme hissinin daha az olduğu bir oyun tecrübesi elde edebiliyorsunuz. Yenileme hızı ve düşük tepki süresi bir araya geldiğinde oyunlardaki sahnelere hızlı tepki verebiliyorsunuz. Elbette bu devasa bir etki değil ama rekabetçi oyunları burada potaya alıyorsak o milisaniyeler bile çok önemli oluyor ve oyuncular özellikle Counter Strike gibi Call of Duty gibi oyunları hızlı FPS oyunlarını oynarken fiyat performans tarafında 180 Hz gibi seviyelere çıkabilecek monitörleri de arıyorlar açıkçası. Panel kalitesi ve yenileme hızı dışında tabi Asus'un bu monitöre koymuş olduğu bazı önemli özellikler var. Bunlardan biri Extreme Low Motion Blur ELMB teknolojisi bu da öne çıkan özelliklerden biri. Hızlı hareket eden nesnelerde hareket bulanıklığını en aza indirmeyi hedefliyor. Bu da daha keskin görüntüler almanızı sağlıyor. Özellikle mouse klavye ile oyun oynarken etraftaki motion blur'dan etkilenerek veya önünüze çok hızlı giden bir nesne bir oyuncu varken onu seçebilmenizi daha rahat hale getiriyor. Onu seçebilmenizi mümkün kılıyor. Burada yine ana amaç oyuncunun tepki süresini aşağıya çekebilmek. Daha hızlı tepki verebilmesini sağlamak. Monitörde FreeSync de yer alıyor. Bu teknoloji sayesinde zaten ekranda yırtılmaların ve kare atlamalarını önleyerek oyun esnasında takılma ve görüntü bozukluğu, görüntü kopması gibi şeyler yaşamıyorsunuz. Diğer yandan Adaptive Sync'le beraber VRR de desteklendiği için ekranın GPU ile yani ekran kartıyla daha uyumlu çalışması sağlanıyor. Yani yine burada da hem gecikmenin önüne geçiliyor hem de düzgün bir görüntü bize veriliyor. Bir de şöyle güzel bir olayı var. Asus'un bu monitöre koyduğu Shadow Boost adında Shadow Boost'u Tek kişilik oyunlarda çok kullanmayı tercih etmeyebilirsiniz ama yine rekabetçi bir oyuna girdiğinizde karanlık sahnelerde veya ekranda karanlık kalan sahnelerde görüntünün daha iyi aktarılabilmesini sağlıyor. Karanlık bölgedeki ayrıntıyı görüyorsunuz ama yine orası tabi aydınlatılmıyor. Karanlık olarak kalmaya devam ediyor ama siz oradaki detayları da artık seçebiliyorsunuz. Yine rekabetçi bir oyun oynarken çok işinize yarayacak bir özellik. Ben özellikle iki oyunla yeni çıkmış iki büyük oyunla test ettim. Bunlardan bir tanesi az önce de söylediğim gibi Call of Duty Black Ops 6, diğeri de Dragon Age Veilguard. İkisi de birbirinden tamamen bağımsız, farklı oyunculara hitap eden yapımlar. Ben ama tek kişilik bir oyunda da hani bu monitörle oyun oynarken görüntü kalitesi açısından nasıl performans alıyoruz görmek istedim. O konuda da beni memnun etmeyi başardı. Call of Duty'de ise benim şu anda kullandığım yine Asus Tuf monitör 160 Hz'de overclock edilmiş halde çıkabiliyor. Normal hali yani 144 Hz. Yani neredeyse arada 40 Hz'lik bir fark var ve benim tepki süremdeki etkisini bile hissedebildim ki benim dışında hani bu işi gerçekten profesyonel veya yarı profesyonel olarak yapacak oyuncular yapan oyuncular daha doğrusu bu monitördeki avantajları daha iyi kullanacaklardır diye düşünüyorum. Bir de şöyle güzel bir olayı var. Bu yine Asus'un eklediği özelliklerden biri. Monitörün arkasında bir joystick var. Bu joystickten rahatlıkla ekranınızın ayarlarını yapabiliyorsunuz. Ama benim genelde çok sevmediğim bir olaydır. Çünkü elim böyle arkayı götürüp monitör ayarlarıyla uğraşmayı çok sevmem. Bunun için Asus'un bir widget'ı var arkadaşlar. Rahatça bunu hemen Asus'un web sitesinden veya monitörün destek sayfasından indirebiliyorsunuz. İsmi Display Widget Center. Display Widget Center basitçe o ekranda yapabildiklerinizi normal mouse ile yapmanızı sağlıyor. Yani elinizi arkaya götürmeden veya bir kontrol paneli falan bağlamadan monitöre rahatlıkla bilgisayar üzerindeki yazılımdan ekranın parlaklığını, e, bilgi ekranının nasıl görüneceğini, o anda kullanmak istediğiniz renk modunu, sRGB mi kullanacaksınız veya kendi ayarladığınız bir modu mu kullanacaksınız? Bunların arasında hızlıca geçiş yapabiliyorsunuz ve eliniz her seferinde monitörün arkasına gidip tık 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 orla uğraşmanıza gerek kalmıyor. Son olarak bağlantı ve ergonomik ergonomi özelliklerinden de bahsedeceğim ince bir monitör ve gerçekten çok şık görünüyor yarıya kadar monitörün donanım parçalarını böyle monitörün %20'sini %30'a kadar getirip kalan tarafı ince bir şekilde yukarı doğru çıkartmışlar. Aynı zamanda VESA giriş bölümünde bu kalın olan bölgede üst taraf sanki bir OLED panelmiş gibi ince bir şekilde yukarı doğru gidiyor ve çok şık görünüyor. Kurulumunu yaptıktan sonra sadece bir eksi özellikten bahsedebilirim. Monitörün sadece yukarı ve aşağı doğru pan hareketiyle yönetebiliyorsunuz. Sağa sola doğru oynatamıyorsunuz veya yukarı aşağı doğru indiremiyorsunuz. Bu da aklınızda olsun. Onun dışında gayet şık görünen çok güzel özelliklerle donatılmış. Fiyat performans tarafında hızlı bir monitör arayan özellikle e-spor oyunlarıyla veya rekabetçi oyunlarla haşır neşir olan ama sadece bunlarla değil arada da böyle Dragon Age olur, Elden Ring olur, başka bir oyun olur, tek kişilik oyunlardan da keyif alan oyuncular için ürettiği güzel bir monitör olmuş. Satın alma bağlantısına hemen aşağıda paylaştığım linkten ulaşabilir ve ürünü satın alabilirsiniz. Başka bir videoda görüşmek üzere kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın ben önce monitörle alakalı ekstradan merak ettiğiniz şeyler varsa onu yine yorumlarda yazarsanız ben de elimden geldiğince cevaplamaya çalışırım. Başka bir videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.